Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın, keyfiniz, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum. Tabii ki güzel niyetlerle güzel bir fal da diliyorum. Bakalım bugünkü falımızda neler çıkacak, neler göreceğiz. Hatta hangileri ışık olacak acaba? Tabii güzel olanları alıp olmayanları da lütfen evrene gönderelim. Biliyorsunuz kahvenin içi siyah ve beyaz. Kötüler de ileride hepsi çıkıyor ve ben bunları söylüyorum ne yazık ki. Ne yazık ki diyorum çünkü hayatımda aslında eğrisiyle doğrusuyla iyisi kötüsü söyleyerek geçiyor. Çenemi hiç tutamam. Ne yazık ki, ne yazık ki diyorum çünkü aslında hayatta öyle değil ya. Şimdi işleyelim mi önce? Yeni başlangıç. Yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz bir kere. Bununla ilgili ufak bir kararsızlık geçirilmiş ama önünüzde o kadar beyaz, o kadar temiz bir yol, iş var ki. Parasal konularla alakalı çok güzel bir gelişme yaşanacak arkadaşlar. Bugünkü tutmuş olduğunuz niyetlerde parasal konularla alakalı mikrofonu takmamışım bu arada. Şimdi sesim daha güzel gelecek. Parasal konularla alakalı tutmuş olduğunuz niyetlerde para ayaklarınızın altına gelmiş güzel bir yolla birlikte önünüzü açacak. Yeni iş başlangıcı yapmak isteyenler çok hayırlı bir iş. Yeni iş beklentisi içinde olanlar gelecek olan güzel bir iş teklifi diye değerlendirebiliriz. Almak istediğiniz bir parayla alakalı güzel haber ve akabinde güzel bir yol konuşmalar olabilir. Yani bu aralar önünüzde parasal konularla alakalı tıkalı olduğunu düşündüğünüz bir niyetiniz varsa bu açılıyor ve aydınlanıyor. Şimdi buradaki falımıza göre 2 ay boyunca çok temiz parasal görseller var. Böyle bir devirde bu kadar temiz olması çok ilginç mi? Çok ilginç. Bana ilginç geliyor şu an durum ama falımızda çıkan bu. Temizleyip rahatlayacaksınız. Temizlenip rahatlayacaksınız. Hatta böyle dağ gibi gördüğünüz bazı sorunları da aşacaksınız arkadaşlar. Bakın burada çünkü dağ görselleri ama çok temiz çıkmış. Ya da şunu da söyleyebiliriz. Bugün için ileriye dönük olarak planlar yaptığınızda bu planlarınızla alakalı acaba şu 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 sıkıntılar çıkar mı diyorsanız şayet bu sıkıntılarınızın da aslında gerçekten sıkıntı olmayacağını önümüzdeki süreçte anlayacaksınız demek oluyor. Şimdi parasal konularla alakalı buradaki görselde neler var? Şimdi bir de tutulmuş niyetlerde ve dileklerde eğer bir kişiden bir şey alma durumunuz söz konusuysa, yani birisinden bir para mı bekliyorsunuz, birisinden bir şey bekliyorsunuz, bu beklentinizle alakalı bir ay içerisinde bir görüşme konuşma yapıyorsunuz, el ele sıkışıyorsunuz, yani onaylanıyor, alıyorsunuz, bir anlaşma, bir uzlaşma yapıyorsunuz ve bu konuyu çok dert etmişsiniz siz yalnız kafanıza. Ha, bugün beni dinleyenler çok şanslı diyebilirim aslında çünkü bugün tutulan niyetler çok güzel, hepsinde böyle bir anlaşma, bir ön açılması, bir aydınlanma var. Gene aynı şekilde iş ve para konularıyla alakalı bir süredir böyle sizi tutan, sizi çekeleyen bir konu. Bu aslında iş yerinde bir kişiyle alakalı. Biraz para demeyelim de buna biz. Bir kişiyle alakalı. Birlikte bir iş mi yapıyorsunuz? Birlikte bir şeyleri başarmaya mı çalışıyorsunuz? Ama karşınızdaki kişi hep önünüzde engel. Yani kafanızın içerisinde olanları tam olarak uygulayamadığınız bir süreç geçirdiğiniz bir kişi. Destek vermeyen, daha çok önünüzde duran, sizin işinize set koyan bir kişiyle karşılaşmanız var. Burada sabır 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 sabır, artık sabrımın sonu geldi. Çekil önümden diyeceğiniz bir süreç var. Çok pis birisi yalnız. Hiç çekilmeye niyeti yok. Bayağı bir cebelleşmişsiniz siz bu kişiyle ama sona doğru geliyorsunuz diyebilirim. Neden diyeceksiniz? Burada çünkü 3 kişi, bu kişiyle dahil olarak 3 kişi bir konuşma yapıyorsunuz. Bir cuma günü. Ve bu konuşmadan sonra özgürlüğünüzü sağlıyorsunuz. Özgürlüğünüze kavuşuyorsunuz. Burada böyle sanki hani 3 kişi de böyle enine gidiyormuş gibi. Yani ilk yapılan belki de konuşmalarda iki tarafta hani öyle mi olsun, böyle mi olsun bir kararsızlık. Hani yan yan gitme fallarda bir kararsızlıktır. Ne evet çıkar ne hayır çıkar. Böyle konuşmalarla bir cuma günü olayı noktalayacaksınız arkadaşlar. Bu önümüzdeki süreçte görünüyor tabii ki. Onun haricinde daha başka neler var diye şöyle bir bakalım iş konularıyla alakalı. Şimdi bir de bugün için, bugün değil de tutulan niyetlerde belki olabilir tabii bu da. Şubat, Mart, Nisan ayına bir karışıklık bırakıyorsunuz siz bugünden yalnız. Hani çözülmesi gereken bir konuyu Nisan'a öteliyorsunuz. Sanki bu benim önümde engel, ben bugün bunu konuşmayayım, Nisan'a öteleyeyim diyeceksiniz. Hani önünüzü açmak için belki de bilemiyorum ama bu Nisan'a ötelediğinizde bir karışıklığın içinde çıkıyor bu konu.
Hani Nisan ayını ötelediğiniz zaman da çok çözülebilir mi acaba diye düşünüyorum ben şu an. Kişilerle bağlantılı bir sorun gene burada bu. Ve burada E harfi görseli net olarak var. Sanki böyle bir iddialaşma üzerine Nisan ayına bir şeyleri bırakacaksınız. İnatlaşma, iddialaşma. Hani bu ay olmazsa işte Ocak'ta olmadı ama Nisan'da kesin olur dediğiniz bir şey ama gene bir karışıklık var. Bastığınız yere dikkat edin bu konuda. Sizi sanki böyle sürüklüyorlar o aya. Ama sonrasında el sıkışma gene var yani. Gene toparlayacaksınız ama niye ötelensin diye düşünüyorum şu an. Bugünkü falımız aslında daha çok iş ve para konularıyla alakalı. İleriye dönük olarak tıkalı kalmış konularda acaba ben aydınlanır mıyım? Önüm açılır mı? Elimdekileri çoğaltabilir miyim? Ya da elimdekini bir yere kullanabilir miyim? Gibi gibi dilekleriniz var ama çok yukarıdan bakıyorsunuz. Yani aslında siz önünüzü görüyorsunuz ama sürecin geçmesi sizi rahatsız ediyor. Yani bir sürece ihtiyacınız var. Bu sürecin geçmesini beklemek biraz sizi rahatsız ediyor sanki. Hani bekleyeceğim tamam diyorsunuz ama sırtınızda bir hançer görseli de var. Yani beklersem sonuçları benim için iyi olur mu diyorsanız evet iyi olur arkadaşlar. Beklemenizde de aslında bir hayır var. Burada çok dik ne istediğini bilen pozisyonda çıkıyorsunuz. Hatta şunu da söyleyebilirim. Mayıs ayı geldiğinde şöyle dönüp arkanıza bakacaksınız. Diyeceksiniz ki evet başardım. Net dimdik ayakta duruyorsunuz çünkü. Hatta ayağınızın altı yuvarlak yani çok da ayakta dimdik durabileceğiniz bir alanda olmamanıza rağmen çok dik ve net duruyorsunuz. Bir şeyler başarılacak. İlişkiler konusunda beklenti içinde olduğunuz kişi diyelim eşiniz ya da sevgiliniz. İddialaşma burada da var aslında. Ama siz iddialaştığınız kişiyle de aranıza bir mesafe koymuşsunuz. Yani eşiniz ya da sevgilinizle aranızda bir mesafe var. Yaklaşık 7 gündür olan bir mesafe. Burada siz bir şey istiyorsunuz, ortaya bir şey koymuşsunuz. Bununla alakalı eşiniz böyle bir geri çekilmiş ya da sevgiliniz geri çekilmiş gibi duruyor. Bu geri çekilmişlik niye geri çekiliyor diye düşünüyorum. Çünkü ortaya koyduğunuz ne? Bir şey bekliyorsunuz, bir şey istiyorsunuz ondan ama bir geri çekilmiş. Belki öteledi, belki sürece bıraktı ama işte bu önümüzdeki süreçte bu konuları net olarak konuşacaksınız. Ne kadar geri çekilirse çekilsin sizin istediğinizi yapacak arkadaşlar. Ve sonrasında siz böyle yere çökmüş ortada duran çok güzel bir fil var. Fil görseli berekettir. O berekete bakıyor ya da o dileğe bakıyor olarak çıkıyorsunuz. Şimdi ilişkinizde bugün için tartıştığınız, ötelediğiniz konular varsa bunları en yakın zamanda konuşuyorsunuz ve çözüyorsunuz arkadaşlar. Evlilik hayatınızda, hane içerisinde gene aynı şekilde bu çocuk konusu da olabilir önüne koyduğunuz eşinizin. Bu konularla alakalı konuşmalar ve çok temize çıkma aslında sizin içinizden gelen niyet ettiğiniz konuların onaylanması durumu var. Sonrasında da sanki dua ediyorsunuz. Bunlar oldu. Çok şükür der gibi böyle. Önünüzdeki fil de aslında size verilmiş olanı kabul ettiğiniz ve çok temiz bir şekilde geldiği anlamı taşıyor. Hemen akabinde üstünde de konuşmalar çok temiz ve çok net çıkıyor. Bugünkü falımızda ayrılık yok. Bugünkü falımızda konuşulması sizin beklenti içinde olduğunuz konularda ilerleyen 1-2 ay içerisinde çok olumlu gelişmeler var. Alttan alta takıldığınız konular var ama bunları bırakmışsınız. Daha çok güncel konularla ilgili mücadele vereceğiniz ve bunlardan çok güzel cevaplar alacağınız görünüyor. Bir arsa, bir dava durumunuz varsa Nisan sonu Mayıs başı çok güzel bir haber alıyorsunuz. Gene bir 7 rakam var arkadaşlar. Ve 7 rakamı evlilikler bölümünde çıkıyor. İkili ilişkilerde birbirini seven insanlar demektir 7 sayısal olarak da. Evet, içiniz genelde para ve iş konularında hangisi doğru, hangisi yanlış tereddütünde. İyi mi, kötü mü, doğru mu, yanlış mı gibi gibi düşüncelerle içinizi daraltıyorsunuz aslında biraz. Sağlık çıkmadı arkadaşlar. Sağlıkla ilgili o yüzden bir şey söylemiyorum. Şimdi burada gene para konularına yönelmiş bir kalbiniz var. Bu iş yerinde kim bu böyle yılan gibi? Bu önünüzde duruyor, sizin gözünüzü kapatıyor. Siz işten çıkmak istiyorsunuz diyelim ki. Ben şimdi burada öyle bir tarif yapacağım. Ama bu bir kişi var iş yerinde. Dönene dolana sizin çıkışınızı engelliyor. Çok da sevimli görünüyor yani. Önünüzü gözünüzü kapatıyor. Başka işleri görmenizi mi kapatıyor? Başka işlerdeki paraları mı görmenizi kapatıyor? Vermiş olduğunuz emeklerin hakkını vermiyor da bunlarla alakalı mı kapatıyor önünüzü? Ama bir kapatıyor yani birisi.
Fakat bu kişiyle alakalı bir ay içerisinde de çok güzel bir haber alacaksınız bu kişiden. Belki de şeydir, bu yılan gibi diyorum ama tamam, yılan gibi, evet, kendi çıkarlarını düşünüyor ama hani sizin için de iyi bir şeyler düşünüyor da biraz acaba bekle der gibi mi diye düşünüyorum. Çünkü hemen akabinde dediğim gibi bir ay içerisinde buradan bir sevinç gözyaşınız aktı biraz önce. Yani siz üzerinize yük olarak aldığınız, değişmesini, dönüşmesini istediğiniz konularla alakalı güzel bir cevap alacaksınız buradan. Ama biraz beklemeniz lazım. Bu kişinin de sizi iş yerinden bırakmaya, başka bir işe geçme gibi fikirlerinizin önüne durmuş, biraz bekle der gibi çıkıyor. Aile ilişkilerine baktığım zaman daha çok böyle kafanızı yorduğunuz, çok mücadele etmeyeceğiniz süreçler var. Siz başka şeylere takılmış, onlarla yoruluyor olarak çıkıyorsunuz. Burada gelen paralar var ama bu borç var sanki de, onun içinde kayboluyor, görselleri var. Siz aslında, şöyle söyleyeyim ben size, 2 ay sonra gelen paranın daha elle tutulur halini göreceksiniz. Bu aralar gelen gidiyor görselleri var. Sonra bir topluluk içerisinde bir yere gitme planlarınız var. Bu da Nisan ayı için. Yakın zamanda bir yere gidiyorsunuz ama karışık orası. Orası sizi karıştıracak da, fikirsel olarak da karıştıracak bir yer. Belki bir rahatlamak için bir yerlere kaçmaya, belki ailenizin yanına gitmeye, işte ne bileyim, bir şeylere niyet ediyorsunuz ama orası biraz karışık bir yer. Ev görseli var. Ev almak isteyen ama tamamen çevresini kapatmışsınız. O kadar olumsuz bakıyorsunuz ki her şeye olumsuz bakıyorsunuz ama bulunduğu yere kadar niyeti kapatmışsınız. Yani dilemiyorsunuz bile artık. Birisiyle konuşuyorsunuz sanki bu konuyla alakalı. Önünü açmaya çalışıyorsunuz ama bir şey yetersiz, kafanıza oturmuyor arkadaşlar. Bir yerden bir şey gelecek de sanki bir şey almaya çalışacaksınız ama bir yetersizlik olacak. Kolunuzda çanta, sanki bir yere gidiyorsunuz ama gittiğiniz yer yarısı karanlık, yarısı aydınlık. Hani elinizdeki paranın üstüne koyup bir şeyler mi almaya çalışacaksınız ama üstüne koyacağınız para mı artıyor ne? Kafanızı böyle takıyorsunuz ama çok olumlu bir cevap veremem konuyla alakalı. Çünkü orada çoğalan, devamlı çoğalan bir etki var. Koyayım da üstüne kırayım, değil mi? Hayırlı olanlar sizi bulsun arkadaşlar. Topluluk içinde de rahat görünüyorsunuz bu arada. İç dünyanız sadece bir mal alımına takılmış. Bununla alakalı önünüzü açmaya çalışacaksınız önümüzdeki süreçte. Ama çok hani böyle, nasıl diyeyim? Elinizdeki paranın üstüne bir şeyler almaya koymaya çalışıyorsunuz ama karşı taraf yükseliyor. Hani ev fiyatı yükseliyor, siz hala da üstüne koymaya çalışıyorsunuz gibi. Bu da size bu konuyu bir süre kapatmanıza sebebiyet verebilir. Bugünlük bu kadar. Güzel olanları alalım, olmayanları evrene gönderelim. Mesela ev almak istiyorum, önü böyle geniş geniş açılacak ve alacağım gibi düşünelim. İyi düşünelim, iyi olsun arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.